Arkadaşlar merhabalar 11. sınıf akademi serisinde daire alan konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda daire parçasının alanından bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Daire parçasının alanına gelmeden önce şöyle bir özellik de vereyim. Bu özelliği sorusunu yalnız daire parçasının alanında işledikten sonra sorularını öyle çözeceğiz. Şimdilik şunu bilelim. Dairede alan neydi? Pi kare alfa bölü 360'tı. Daha doğrusu dilimin alanı öyleydi. Peki şurası alfaysa Buradaki yay uzunluğu nedir? 2 pi r alfa bölü 360 değil miydi? Evet aynı zamanda yay uzunluğu verildiği zaman da yay uzunluğu çarpı bakın AB yayın uzunluğu çarpı r bölü 2 de alana eşit oluyor. Evet dilimin alanı iki şekilde bulunuyormuş. Bir pi r kare alfa bölü 360'da bir de yay uzunluğu çarpı r bölü 2. Üçgenin alanı gibi hani taban çarpı yükseklik bölü 2 oradan aklınıza gelebilir. Peki hocam gerçekten öyle mi? Bakalım yazalım gerçekten öyle mi? Şu AB yayın uzunluğu ne? 2 pi r alfa bölü 360 çarpı r bölü 2. Şu bölü 2'ler gitti mi? Gitti. Şununla çarparsam da burası da pi r kare alfa bölü 360 yaptı mı? Evet. Gerçekten de şuradaki dilimin alanı yay uzunluğu çarpı r bölü 2'den çıkıyormuş arkadaşlar. Çünkü pi r kare alfa bölü 360'a ulaşıyoruz buradaki formülden. Dediğim gibi buradaki soruları biraz sonra dilimin alanında yani şu parçanın alanını da daha doğrusu daire kesmesinin alanını da öğrenelim. Ondan sonra sorularını çözelim. Ondan sonra sorulara geleceğiz. Merak etmeyin. Çünkü ÖSYM bununla ilgili özellikle olan sorulara da böyle değiniyor. Sınavınızda da karşınıza çıkar. Öğretmeniniz de size zaten bunu da öğretir. Gelelim şuraya. Bu daire parçasının alanı. Burası da gerçekten çok önemli. Ama biz dairede alanda neyi biliyoruz? Ya dairenin alanını biliyoruz. Yarı bularak. Ya da dilimin alanını biliyoruz. Dilimin alanı neydi? Pi r kare alfa bölü 360'ı. E, dilimin alanı bulurken kendimize iki soru soruyoruz. Bir merkez açı, iki yarı çap. Yarı çapı da uzunluk bilgileriyle buluyorduk. Evet şimdi karşımıza saçma sapan bir kesme geldiği zaman bu bilgiler ışığında sen buradaki sonuca ulaşmaya çalışacaksın. Peki ben dilimin alanını biliyorum ya. Şöyle bir parça olduğu zaman ne yapacaksın? Parçaya ait daire dilimi oluşturacaksın. Çünkü dilim alanını biliyorsun. Saçma sapan bir alan gördüğün zaman böyle dilimi oluşturacaksın kardeşim. Dilim oluşturduktan sonra bütünsellik hikayesi hala daha önemli. Hocam bütünden yani dilimin alanından neyi çıkartacaksın? Dilimin alanından şuradaki beyaz üçgeni, beyaz alan bak çok önemli. Üçgenin alanını çıkartırsak buradaki parçanın alanı ya da daire kesmesi de denilebiliyor buna. Daire kesmesinin alanını bulabiliriz. Peki dilimin alanı nedir? Dilimin alanı pi r kare alfa bölü 360 eksi üçgenin alanı nedir hocam? Üçgenin alanı bak ben buraya şey yazıyorum şimdi. R çarp R çarp sinüs alfa bölü 2 yazıyorum. R çarp R çarp sinüs alfa bölü 2. Sinüs alanından bulabilirsin. Ama açı 90 derece ise R çarpı R bölü 2. Açı 60 derece ise eşkenar üçgen oluşur. Eşkenar üçgenin alanı. Ya da açı 30 derece ise şöyle bir 30 derecelik üçgenin alanını nasıl buluyorsunuz? İlla sinüsten buluyorsunuz. Hayır. Tabanına ait de çizip taban çarpı yükseklik bölü 2'den de bulabilirsiniz. Yani burada sinüs alan formülüne de takılı kalmayın. Ha hocam bunun kuralı buymuş. Pi r kare alfa bölü 360 eksi r kare sinüs alfa bölü 2 imiş. Ben bunu ezberleyeyim. Değil. Şurayı kullanacaksın. Eski bilgilerini kullanacaksın. Eski bilgilerin. Sen dilimin alanını biliyorsun. Saçma bir alan gördüğünde dilimi oluştur. Sonra bütünsel düşün. Dilimin alanından üçgenin alanı çıkar. Üçgeni de sinüsle, minüsle uğraşma bence. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da orada özel üçgenler zaten karşısına çıkacaktır. Tamam? Hadi bakalım. Şimdi şuraya bakalım. Örnek 24 ne diyor? Şöyle bir parçanın alanı isteniyor, yarıçapı da 6'ymış Hocam böyle bir parça gördüğüm zaman ben dilim oluştururum. Hop, şöyle dilim oluşturdum. Şu dilimi oluşturmak çok önemli. Dilimin alanından ne çıkartacağız? Üçgenin alan çıkartacağız. Bu arada 30 sa gördüğü yay nedir? 60'dır hocam. 60 sa burası da 60 mi yaptı? Evet. E burası da R, burası da R. R dediğimiz gerçi 6. E hocam burası da 6, burası da 6 ya. açısı 60 olan ikizkenar kenar üçgen çıktı burada karşıma. 60 sa 180'den 60 çıkart 120 2'ye böl 60 60. Yani eşkenar üçgen çıktı burada. Ha şimdi bak sinüs formülü kullanmaya gerek yok. Dilimin alanından pi r kare 60 bölü 360'dan dilim 60'lık dilim çünkü şöyle baktığın zaman neyi çıkartacaksın? Eşkenar üçgenin alanını a kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacaksın. Bak buradan ne geldi? Sıfırlar gitti, 36'lar gitti. 6 pi kaldı. Eksi 9 kök 3 gibi saçma bir cevabı tek bir satırda buluyor muyuz? Buluyoruz. Daire alan kısmı çok basit. Görüyorsunuz tek satır, iki satır bilemedin en fazla üç satırla işlemi hallediyoruz kardeşim. Geldik buraya. Evet saçma sapan bir alan var. Saçma sapan bir alan olduğunda hocam daireye tamamlayayım. Hayır kardeşim. Çeyrek daire verilmişse çözüm için çeyrek daire yeterlidir. Şimdi sen bu alanı bulmak istiyorsan ne yapacaksın? Dilim oluşturacaksın. Hop dilim oluşturalım bakalım. Oluşturduk. İşte bu alanı bulurken şuradaki dilimin alanından üçgenin alanını çıkartacaksın kardeşim. Bitti. Aa hocam bu bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgende bir köşegen 12 ise dikdörtgende köşegenler birbirine eşitti. Bu köşegende 12 mi olacak? Evet. Hocam burası 12. E, yarıçap, Burası da 12. Yani bunlar 6 6 yaptı. Hocam ben şimdi dilimin alanını bulurken bana açı da lazım olacak. Daha önceleri de hep söylüyordum. E açı lazım olacaksa genelde de özel üçgen çıkıyor. Bak 90 burası. Şuradaki üçgenin alanını bulmaya çalışacaksın sen. Çünkü dilimin alanından bu beyaz alan. Şimdi sarı alan oldu. Sarı alanını çıkartacağız. Hocam buradaki 90'ın karşısı 12. Hangi açının karşısı 6'tır? 30'un. Burası da 60 yaptı. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı da 6 kök 3. Şimdi dilimin alanından. Dilimin alanı belli. 60'lık dilim. Yarı çapı kaç? Pi 12. 12'nin karesi 60 bölü 360'dan. Neyi çıkartacağım? Üçgenin alanını sarı üçgenin alanını çıkartacağım. O da 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'dir. Peki şu şu gitti 6. Bu 12'lerden bir tanesi bu 12 çarpı 12 ya. 12'lerden bir tanesi sadeleşti. 2 kaldı. 24 pi yaptı burası. 24 pi eksi 36 bölü 2'den 18 kök 3 diye bulur muyuz? Buluruz. Yine tek satırda çıktı mı? Çıktı. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz ama şuranı kullanırsan bunları çok rahat bir şekilde bulursun. Genelde ne? Uzunluk ağırlıklı değil mi bu konu? Uzunluğu iyi bir şekilde yapan. Yani çemberin temel elemanlarını ve teğet konusunu iyi bir şekilde yapan. Bu dairede alanı çok rahat bir şekilde yapmıyor mu? Bu zamana kadar ne öğrendik? Dairenin alanı pi re kare. Ve daire diliminin alanını kullandık. Öğrendik. Hep bunların üzerinde işlem yapıyoruz. Bak çoğunluğu hep buradan çıkıyor zaten. Gördüğün üzere. Evet cevaplara da aldanma. Böyle 24 pi eksi 18 kök 3 gibi saçma bir cevabı bulamayacak kadar böyle kötü bir durumdayım diyebilirsin ki çünkü ben bunu demiştim daha önce de söylemiştim ama cevaplar gerçekten tek bir satırda ya da iki satırda çıkıyor gördüğün üzere. Geldik bir sonraki soruya. Evet şekilde o merkez çember veriliyor. 6 verilmiş 6 köküç verilmiş şu açıların toplamı da 180 verilmiş. Hmm. Şimdi bu yayların toplamı bize 180 verilmiş. Yani şurası alfa burası beta bu alfa ile betanın toplamı 180 derece vermiş. Ben bunu kullanacağım. Arkadaşlar ben bunu kullanacağım da ben bunu daha sonra kullansaydım daha güzel olurdu be. Ya. <laughs> Çünkü niye biraz sonra göreceksiniz bunu. Şöyle yapalım mı? Dur bakalım ben bunu normal bir yoldan yapmaya çalışayım mı? En etkili silahımız yarı çap çizmek. Bakalım düşündüğüm yol haricinde başka bir şekilde çıkacak mı? Şöyle yaptığım zaman. Hocam alfa ise burası alfa. Dur bakayım. O Burası R, R. Hocam burada da yarı çapları çizsek. Burası da R, R. Ee, burası beta ise beta. Alfa artı betanın 180 derece olmasını kullanıyor muyuz? Kullanamıyoruz. Valla bu örnek 26 şimdilik dursun arkadaşlar. Çünkü bu verilen bilgilerle sonuca ulaşamıyorum. Daha bunu anlatmadım. Biraz sonra şeyi anlattıktan sonra alan taşımayı anlattıktan sonra böyle bir şey yapabiliriz. Gerçi alan taşımayı anlatmadan da ben bunu anlatabilirim ya. Şimdi ben burada alfa ile beta toplamını biliyor muyum? Biliyorum. Alfa ile beta toplamını bildiğim için buna göre bir yorum yapabilirim. Şimdi alfa ile beta yan yana olursa ben burada sonuca daha rahat bir şekilde ulaşabilirim değil mi? E hocam o zaman burada ben şunu biliyorum daha öncesinde anlattım aslında bunu size. Niye anlattım? Eşit kirişler eşit yayları ayırıyor. E o zaman ben burada şöyle bir altılık bir kiriş alırsam bunun yanına koyarsam altılık kirişi de şöyle. Hocam altılık kirişin ayırdığı açı alfaysa burası da alfa mıdır? Evet. Aa, burada güzel bir şey çıktı. Alfa artı beta biraz önce anlamsızdı. Şimdi alfa ile beta yan yana geldi. Ve toplamı 180. Hocam burası 180 ise o zaman burası da 180 yapar. O zaman bu bizim çapımız yapmak zorunda. Şurası da 90 derece yaptı mı? Yaptı. Çünkü 180'i görüyor. 180'den dolayı 90 yaptı. Hatta burada 6'ya 6, 6 kök 3 var. Ne üçgeni? 30 60 90 üçgeni değil mi? Şurası 30. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattır. Burası da 60 yaptı. Ama hocam benden bu alan isteniyor. Bu alanı bulmak için daire dilimi oluşturmak zorundayım. Al sana daire dilimi. Daire dilimi oluşturunca hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap ya. Burada 30, burası da 30, burası da 120 mi çıktı? Evet 30, 30, 120 üçgen çıktı. 6 kök bunlar 6, 6 oldu. Şimdi 120'lik dilimden, evet şuradaki dilimden üçgenin alanını çıkartırsam olay bitti kardeşim. Dilim pi yarıçapı çapı 6. 6'nın karesi 120 bölü 360 eksi üçgenin alanı şuradaki üçgenin alanı buradaki üçgenin alanı da isterseniz şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Hocam burası 6 burası 6 burası 6 kök 3 ya. Bu üçgenin alanını bulmak için burası da 30 30 120 ya. Bir yükseklik çizeriz şöyle. 90'ın karşısı 6 ise 30'ın karşısı 3. A tabana ait yükseklik 3 oldu. 6 kök 3 çarpı 3 bölü 2'den bu üçgenin alanını bulabilirim. Ya da 6 çarpı 6 çarpı sinüs 120 bölü 2 diyebilirsin. Sana kalmış. Ama ben sinüsü çok fazla kullanmıyorum. Ha sen buradaki işlemi istersen sinüs teoreminden yapabilirsin. Evet. Bununla bu sadeleşti. 3 mi yaptı? 36 ile 3 sadeleşince de 12 mi yaptı? Burası 12 pi yaptı. Eksi 18 bölü 2'den de 9 kökü 3 buluruz cevabı arkadaşlar. Evet. Soru biraz çözüme aslında bizi itiyor. E hocam zor bir soru mu? Zor bir soru. alfa ile beta burada toplamları 180 bir işime yaramıyor. Ama burada 6'lık kirç alınca eşit kirişlerin ayıtları yaylar birbirine eşit. Alfa burası oluyor. Alfa artı beta yan yana geldi. Burası da 180 oldu. Sonrasında soru da çok güzel bir şekilde çıktı. Güzel bir soru. Sınavda çıkabilir mi? Zor bir soru soracaksa hocanız çıkabilir. Niye olmasın? Evet geldik. Bir sonraki soruya. Şimdi buradaki alan isteniliyor bizden. BED'yi kaç vermiş bize? BED'yi 150 vermiş. Ve yarıçapı da 4 olarak vermiş. E tamam dilimi de oluşturmuş. Aslında vermek zorunda değildi bunları böyle. Çizmek zorunda da değildi. Biz ne yapacaktık? Bu kesmenin alanını bulmak için ne yapacaktık? Bu dilimi oluşturacaktık. E hocam burada 30 derece var. Burası 150. Burada bir dış açı formülünü kullanabilirim. 30, 150 eksi alfa bölü 2 eşit değil mi? O zaman 60 eşittir 150 eksi alfa ise alfayı da böylelikle ne buluruz? Alfayı buraya 60 buraya atınca 90 buluruz. Alfa 90 çıktı. E merkez açıdan dolayı burası da 90 oldu. Şimdi şu taralı alanı nasıl bulacağım arkadaşlar? Şu dilimin alanından üçgen alanı çıkartacağım. Dilimin alanı pi r kare bölü 4 ya da 90 var ya 90 bölü 360 diyelim. Eksi üçgenin alanı. Üçgenin alanı da zaten dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 4 çarpı 4 bölü 2'dir. Yani burası şunun da şu sadeleşse 4 yapar. 4'lerden de bir tanesi gitti. 4 pi eksi 8'e eşit oldu arkadaşım. Evet her türlü yer eski bilgiler bak dış açı bile karşımıza çıkabiliyor. Geldik bir sonraki soruya. Çekilde verilen o merkezli kartonun yarıçapı 4'tür. Ben bu parçanın alanını bulabilir miyim? Bulabilirim. Hemen daire dilimini oluşturalım kardeşim. Hop şöyle hop şöyle oluşturduk. E hocam oluşturduk. Burası 4 burası 4. 4 4 4 kök 2. İkisi dik üçgen değil midir? Evet. Buradaki alanı ben bulabilirim. Nasıl? Şuradaki dilimin alanından pi r kare. E, 90 bölü 360 diyebiliriz ya da çeyrek olduğu için direkt pi r kare bölü 4 diyebiliriz. Eksi Üçgenin alanı üçgen de 4 çarpı 4 bölü 2 değil midir? Evet. Burası ne yaptı o zaman alan? 16 bölü 4'ten 16 bölü 4 4 pi yaptı. Eksi 16 bölü 2 de 8 yaptı. Evet bu alan 4 pi eksi 8 yaptı. Sorunun devamına bakalım. BC eşittir işte 4 kök 2 santimetre gibi kirişlerden kaç tanesi ile kesilip çıkartılan parçalardan sonra kalan alan bu olur diye soruluyor. Ee, daireden x tane bu kesmeyi çıkartacağım bak şimdi. Daireden X tane bu parçayı çıkartacağım. 4 pi eksi 8'i çıkartacağım. Neye eşit olacak? Kalan alan. Kalan alan da ne olacak? Bu olacak. 4 pi artı 24 olsun diye soruluyor bize. E tamam. Dairenin alanı belli. Hocam pi r kare eksi X tane 4 pi eksi 8 eşittir. 4 pi artı 24 olsun diyor bize. Bunu buraya atalım. Bunu buraya atalım. 16 pi'den 4 pi çıkınca 12 pi eksi e, şunu şuraya atmıştık. Eksi 24 yaptı eşittir x tane 4 pi eksi 8 yaptı arkadaş burada şey parantesini alsam 3 e, parantesini alsam 3 parantesine alınca ben 4 pi eksi 8 mi kaldı burada x tane 4 pi eksi 8 eşit olacakmış bunlar birbirini götürdü dolayısıyla x de böylelikle ne bulduk 3 bulduk evet güzel bir soru olmuş bu da tekrar okuyalım buraya bak anla tekrar şimdi ben bu kirişlerden keseceğim kestiğim zaman bir parça kalıyor. Yani dairenin alanından bunları çıkartacağım. Kanal alan bu olsun diyor. Dairenin alanından x tane 4 pi eksi 8'i çıkartacağım. kalan alan 4 pi artı 24 olsun diyor. Denklemi kurduk. Sonrasında kendiliğinden geldi mi? Geldi. Gerçekten bu da çok hoş bir soru olmuş. Artık sizi çemberde bile yeni nesil sorulara alıştırıyoruz böyle. Evet geldik şuraya. Heh. İlk videonun başında anlattığım şey vardı. Hatırla. Neydi o? Şöyle bir şey olduğunda. Şu yay uzunluğu x iken burası r iken bunun alanı neydi? x çarpı r bölü 2 miydi? Evet. Şimdi burada yay uzunlukları ve alanla ilişkili alan formülümüz bu. Şimdi burada dikkat et. Yukarıdaki şekilde o merkez çemberin yarı çapı 5 verilmiş. Sonra AB yayı ile CD yayı 2 pi verilmiş. Ben buna x dersem burası da 2 pi eksi x mi olacak? Evet. Bu taralı alan kaçtır diye soruluyor. Bu alan nedir? x çarpı 5 bölü 2'dir. Artı bu alanda yarı çap 5 ya. 2 pi eksi x çarpı yay uzunluğu. 2 pi eksi x. Buradaki yay uzunluğu da x'ti. 2 pi eksi x çarpı 5 bölü 2'dir burası. Bu alanda da bu şekilde bulmuş olurum. Bizden de bu ikisinin toplam isteğini toplayalım bakalım. x çarpı 5 bölü 2. Artı 2 pi değil 10 pi yaptı burası. 10 pi eksi 5x bölü 2 yaptı. Hocam burası da 5x bölü 2. Burası da 5x bölü 2. Daha doğrusu ayırırım bunu. 10 pi bölü 2 eksi 5x bölü 2 mi yaptı burası? Şu 5x bölü 2'ler gitti. 10 pi bölü 2 kaldı. Yani cevapta ne yaptı o zaman? 5 pi'ye eşit oldu. Örnek 29 5 pi oldu. Daire dilimin alanını bu şekilde. Yay uzunluğu verildiğinde de bu şekilde de bulabiliyoruz. Aklınızda bulunsun. Geldik şuraya. Şekilde o merkezli r çaplı çembere PA A noktasında teğet ve PA uzunluğu 2 tane AB yayına eşitmiş. Evet ben buraya X dersem PA uzunluğu neymiş? 2x'miş. Peki. S1 ve S2 bulundukları bölgenin alanları olduğuna göre S1 bölü S2 nedir diye soruluyor bize. Arkadaş şu S1 alanı belli mi? Yay uzunluğu belliyken x çarpı r bölü 2 idi. Evet S1 alanı x çarpı r bölü 2. Bunu bulduk. Peki S2 alanını bulamam ama şurası merkez teğet çektikten dolayı 90 ya teğet noktası olduğu için. Teğet noktası olduğundan orası 90 derece. E burası 90 derece olduğundan ben S1 artı S2'yi bulabilirim. S1 artı S2 neye eşit? R çarpı 2x bölü 2. R çarpı 2x bölü 2. Hop hop gitti. Yani S1 artı S2 de neye eşit oldu? R x'e eşit oldu. Aa hocam S1 zaten x r bölü 2 eşitti. Gel burada x r bölü 2 yazalım. Artı S2 eşittir. Burası da x r yaptı. Attık bunu öbür tarafa. S2 de neye eşit oldu? x r eksi x r bölü 2. 2x r eksi x o da x bölü 2 eşit oldu. Benden ne isteniyor? S1 bölü S2 isteniyor. S1 de x r bölü 2 bölü S2 de biz x r bölü 2 bulduk. Bunları oranladığımız anda cevap ne çıktı o zaman? 1 çıktı. Yani buradaki alanlar birbirine eşit oldu arkadaşım. Örnek 30'da böylelikle 1 çıktı. Bak bu şekilde yay uzunluğu verildiğinde de alanda bu şekilde yazabildiğimizde ihmal etme. Evet cevap 1 çıktı. Geldik bir özelliğe. Evet bu da güzel bir özellik. Hatta bir soruda o özellikten sonra şuradaki soruda bak 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 bak. Şuradaki soru vardı ya. Neredeki soru? Buradaki soruda hani o özelliği vereyim. Ondan sonra bu soruyu yapayım diye böyle afallamıştım ama sonrasında Hani çemberde kaçı bilgisini kullanaraktan yapmıştım burada. Evet şimdi belki bu özellikten sonra daha iyi bir şekilde anlarsınız ondan. Şimdi eşit kirişlerin daireden ayırdıkları daire parçalarının alanları birbirine eşittir. Arkadaşım bak bu çok önemli. Eşit kirişlerin ya bir çemberde şöyle bir kiriş var bir de şöyle bir kiriş var. Bu kirişlerin hatırla ayırdıkları yaylar eşit değil miydi? Evet. Şimdi de bu kirişlerin ayırdıkları alanların birbirine eşitliğinden bahsediyoruz. Çünkü ispatını da yapmıştım size. İspat böyle hocam yarı çap çizelim yarı çap çizelim. R R çift çizgi. Burada da yarı çap çizelim. Burada da yarı çap çizelim. Burası da R R çift çizgi. Bu üçgenle bu üçgen eş. Burası alfa ise burası alfa. E hocam bu dilimden üçgen çıkart. Bu dilimden üçgen çıkart. O zaman burada kalanların da eşit olduğunu zaten görürüz. Şimdi hatta burada daha uç noktaya gideyim ben burada. Arkadaşım iki tane çember eşse mesela bu çember ile bu çember eş. Burada böyle bir kiriş var. Burada da şöyle bir kiriş var. Bu kirişler farklı çemberler de olsa bunlar eşse ama buradaki ayırdıkları alanlar yine ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Hatta bak karşınıza çıkar diye söylüyorum. En uç noktayı söylüyorum. Şöyle daha öncesinde çemberde de söylemiştim ben bunu. Şöyle iki tane eş daire verildiğinde. Eş daire verildiğinde. Arkadaşım şu kiriş çizildiğinde buradaki alanla buradaki alan birbirine eşittir. Niye? Ayrı ayrı düşün. Sen bunu böyle düşündüğün zaman şu kiriş A birim uzunluğundaki kiriş ya da çift çizgi diyelim şöyle. Çift çizgi birim uzunluğundaki bunu da ayırdın. Ayırdığın zaman şuradaki kiriş de yine çift çizgi uzunluğundaki kiriş. Bunu ayırdık bunu ayırdık. Bu ikisi eşse buradaki alanlar birbirine eşit olmaz mı? Bu alanla bu alan birbirine eşittir. Gerçekten de bak şu A alanı burası. Buradaki A alanı da burası yaptı. Yalnız bunlar ne zaman? Eşse. Uç noktalar bunlar. Evet bunları nerede kullanacağız hocam? Alan taşırken kullanacağız. Saçma sapan alanların toplamı sorulduğunda alanları yan yana getirmek için kullanacağız. Hani biz nasıl ki üçgende alan dağıtım yapıyorduk. Hani 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diyorduk. Burada da eşit kirişlerde alanları alıp başka bir yere koyacağız arkadaşlar. O eşit kirişin olduğu yere koyacağız. Aynı dairede ya da eş dairelerde. Bu önemli bir nokta. Büyük ihtimalle siz daire alanı işledikten sonra eğer işlediyseniz sınavınızda bununla ilgili bir soru karşınıza çıkar. Evet eşit girişlerin ayırtları alanlar birbirine eşit. Evet gelelim şuraya. Şekilde O merkezi çember ve ABCD karesi verilmiştir. AB uzunluğu 8 verilmiş. Taralı alanlar toplamı. Hocam bu bir kare mi? Kare. E tamam. Saçma sapan yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda alan taşıma yapacağız. Bak buradaki alanı hocam iptal edelim. Şu alanı yanına getirelim. Şuraya gelebilir. Niye? Çift çizdeki alan bu ve çift çizdeki alan bu. Birbirinin tıpkısının aynısıdır. E şimdi bu alanla bu alanın toplamı isteniliyor bizden. Aslında bu alanla bu alanın toplamı isteniliyor. E bu kareye. E kare olduğu için bu da karenin çevrel çemberi tam böyle köşegeni olmak zorunda. Ya da bu yarıçap, bu da yarıçap. Hatta bunu da böyle çizersek bu da yarıçap, Bunu da böyle çizersek bu da yarıçap. E, ne çıktı burada arkadaşlar? RR çift çizgi. Bunların hepsi eş üçgen çıktı. Buradaki açıların hepsi birbirine eşit ya da köşegenlerin kesim noktası. Çevrel çemberin merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır da diyebilirdik. 90'lık dilimin alanı isteniliyor bizden arkadaşlar. Ya da kısaca şuraya A alanı diyelim. Buraya B alanı diyelim. A iken burası da A. A artı B alanı isteniliyor bizden hocam. Şunu da şunu toplamı. E A artı B zaten bak burada. Yani o da 90'lık dilimde. Pi R kare. R'miz kaç? 8. 8'in karesi. 90 bölü 360 diyebiliriz ya da direkt çeyrek daire pi r kare bölü 4 bize alanı verir. 64 bölü 4'ten 16 pi olarak cevaba ulaşırız. Evet örnek 31 16 pi oldu geldik örnek 32. Bu şekilde alan taşımayı bilin. Ya böyle daire parçalarında alan taşıyacaksınız ya da böyle üçgenlerde alan taşıma yapacaksınız arkadaşlar. Bakalım soruda ne diyor. Şekilde o merkezi çemberde 60 derece verilmiş. Eyvallah. Şimdi AD'yi de 6 vermiş bize. AD uzunluğu 6. Hocam bu yarı çap, bu yarı çap, bu yarı çap, bu yarı çap değil mi? Evet. E 60'sa burası da 60, burası da 60 oldu. E hocam burası kaç oldu o zaman? Hop 120 derece oldu. Şimdi benden ne isteniyor? Hocam buradaki alanı A diyelim, buradaki alanı B diyelim. A artı B alanı isteniyor. Valla eşit kirişler var ama şu A alanına ait eşit bir kiriş yok. Yani A A A kök yapıyor. A kök başka bir yer var mı? Yok. Buradaki kirişteki alanı taşıyamıyorum. Kirişteki alanı taşıyamadığım saçma sapan sorularda saçma sapan alan toplamları sorularında bazen üçgende taşıyabiliyoruz. Mesela burada çizildik alan B ise çizildik alan yine B midir? Evet üçgende alan taşıma. Hocam A'da kalan B ise A'da kalan B'dir. E, benden A artı B isteniyor. A artı B bak burada yan yana geldi. Yani 120'lik dilim yaptı. Pi R kare. Bu eşkenar üçgen çıktı. R'yi kaç bulduk? 6 bulduk. Pi R kare 120 bölü 360 isteniliyor bizden. Sıfırlar gitsin. 36'lar gitsin. Cevap da böylelikle 12 pi mi yaptı? Evet. Alan taşımada yani şunu unutma. Ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda. Tabii ki daire parçasını taşımak varsa ilk önce onu taşı. Taşıyamıyorsan bazen üçgende de böyle alan dağıtımını da kullanabiliyoruz. Bunu sakın ama sakın unutma. Ama bak şöyle bir şey tekrar söylüyorum. Ayrı ayrı yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda bu işi yapıyoruz. Şimdi aklıma bir soru geldi. Mesela şöyle bir soru. Şöyle bir soru bak birlikte paylaşayım sizinle. Hop hop. Ayrı ayrı yerlerdeki alanlar mesela şu alan ve şu alan verilmiş olsun. E burada bizden ayrı ayrı alanlar toplamı değil de şurası S1 verilsin, burası da S2 verilsin ve şurası da Kaç verilsin? Ee, tıt 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 tıt. Şurası da 2 verilsin. Burası da 3 verilsin mesela. Tamam mı? Evet. Burası 2 burası 3 verilsin. E burası da 2 mi? 2. Bizden de S1 eksi ya da S2 eksi S1 de olabilir. S2 eksi S1 nedir diye sorulsun. Tamam. Bak bu sefer ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı istenmiyor. Bunların farkı isteniyor. Hocam o zaman beyaz alana A derim. Beyaz alana A dersem bak bu ayrı bir soru gibi düşün şimdi. Beyaz alana A dersem A artı S1 S2 belli mi? Belli. A artı S2. S2 eksi S1 istenmiyor. Önce S2 yazayım. A artı S2 belli. Hocam 3 çarpı 4 bölü 2. 3 çarpı 4 bölü 2 12 bölü 2'den 6. Hocam A artı S1 de belli. A artı S1 de neye eşit? Hocam yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2. Yani 2 pi yaptı. E benden ne isteniyor? S2 eksi S1 isteniyor. Taraf tarafa çıkartırsam A'lar gitti. S2 eksi s de ne eşit oldu? 6 eksi 2 pi'ye eşit olmuş oldu dostum. Aradaki farkı anladın mı? Bak dinle iyi dinle. Ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda alan taşıma yapacağız. Ya dilimi taşıyacağız ya üçgenleri taşıyacağız. Ama ayrı ayrı yerlerdeki alanlar toplamı değil de alanlar farkı gibi bir şey sorulursa da bize Beyaz alanı A deyip A artı S1'i A artı S2'yi yazıp bizden ne isteniyorsa onu bulmaya çalışacağız arkadaşım. Evet. Burada açık bir kapı bırakmayalım. Her şeyi öğrenelim diye çabalıyoruz. İnşallah öğreniyorsunuzdur. Geldik örnek 33'e. Oo Taralı alanlar toplamı isteniyor bizden. Şurası 4 verilmiş. Şimdi gençler burası 4. Burası da T noktası. Şurası da 4 mü? 4. Şimdi taralı alanlar toplama. Arkadaşlar şu alanla şu alanın toplamını bulmaya çalışacağım ben. Ama burada şunu vermesi lazımdı. Onu da söyleyeyim ben. AB ile AC eşit. AB ile AC eşit. Değil de şu BC olacak dostum. Bunu vermesi gerekir diyecektim ki vermiş. AB ile BC eşit. AB ile BC eşit. Ha burası 8 iken, burası da kaç? 8. Karşıma ne çıktı? İkiz, kenardı. İkiz, kenardı. İkiz kenar dik üçgen çıktı. 45 45 90 üçgeni. Peki şimdi saçma sapan yerlerdeki alanlar toplam isteniliyor. Ben ne yapacağım? Genelde parçayı öbürünün yanına getirmeye çalışıyorum. Yani benim işim şuradaki parçayı alıp bunun yanına getirmek. E o zaman burada şu kirişi çizecek olursam. Hocam bu kirişi çizecek olursam. Çapı gören çevre açı 90 derece mi? Evet. 45-90 sa burası da 45 yaptı. Ve dikkat dikkat. Şu parça şu parça eşit oldu. X kenardan dolayı. A, benden A artı B alan isteniyor. E çift çizdeki alan A ise çift çizdik alan yine A değil midir? Evet. E A artı B buradan bulamıyoruz ama A artı B'yi artık buradan bulabiliyoruz. Yani şuradaki dik üçgenin alanı. E dik üçgenin alanı hatta bu da 45-45-90 üçgeni değil mi? Evet. 45-45-90 üçgeninde 90'ın karşı 45 karşısı 8 ise 45'in karşısı ne olacak? 8'in kök bölümüş hali. 8 bölü kök 2. Kök eşleniyle çarparsam 8 kök bölü 2'den 4 kök çıkar burası. E burası 4 kök Burası da 4 kök O zaman A artı B alanı neye eşit oldu? Dik üçgenin alanı 4 kök 2 çarp 4 kök 2 bölü 2'ye eşit oldu. Şu kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 iki, bölü 2 ile sadeleşti. 4 kere 4 kaç yaptı? 16 yaptı. Örnek 33 böylelikle 16 oldu. Bu da güzel bir soru. İşte buradaki mantık şu özellik gerçekten ama gerçekten çok önemli bir özellik. Özellikle alan taşıma gibi sorularda ve sınavda da karşınıza çıkacak. Eğer işlediyseniz bu dairede da alanı sınavda karşınıza çıkacak. Unutma. Evet geldik buraya. Ula yine saçma sapan yerlerde alanlar toplamı istenmiş. Bak sen bunu taşıyamazsın. Bunu taşıyabilirsin. Hocam burada da şey yok ki. Büyük ihtimalle taşıma. Böyle saçma sapan yerlerde böyle bir şey gördüğünüz zaman. E o zaman bunu taşıyayım. Ama ben daire parçasını taşıyabiliyorum. O zaman daire parçası oluşturalım. Bak şöyle yaptığın zaman buradaki dairenin şu bir parçası oldu gördün mü? Evet şu bir parçası. Hatta şu yarım dairenin de bu bir parçası oldu. Fark ettin. Evet gördüğün üzere şöyle bu parçaları taşıyacağız. Nereye? Şunun yanına taşıyacağız. O zaman burada da bir kiriş çizelim. Burada da bir kiriş çizelim. Hocam burada da bir kiriş çizelim. Bak dikkat et dikkat et dikkat et. Şurası ne oldu? Hocam şu yarım çemberde çapı gören çevre açı 90 derece. Ee, buradaki yarım çemberde de çapı gören çevre açı 90 derece doğrusal oldu. Yani köşegen oldu. Büyük karenin köşegeni. Bu da aynı şekilde 90. Bu da aynı şekilde 90. Büyük karenin köşegeni. E karede ne oluyordu? Köşegenler birbirine eşit değil miydi? Evet hocam. E buradaki alanların hepsi birbirine eşit. Bak buradaki çift çizdeki alan A ise bak şuradaki çemberde çift çizdeki alan A ise buradaki çemberde de eş çember ya yarı ya da çaplara aynı olduğundan buradaki çemberde de çift çizginin ayırdığı alan ne olmak zorunda? A olmak zorunda. Peki bunları yazdık. Şimdi ben bu 2A'yı taşıyacağım. Benden ne isteniyor? 2A artı B alanı isteniyor. Hocam şuradaki çift çizdeki alan çift çizdeki alan buraya gelmez mi? A olarak şuraya. Şuradaki. E buradaki çift çizdeki alanda buradaki çift çizdeki alana yani şuraya gelmez mi dostum? A 2A artı B alanı bak yan yana geldi. Şuradaki alan yaptı. 2A artı B alanı yani şu dik üçgenin alanı yaptı. Ya da karenin alanı 4'te bir yaptı diyebiliriz. Bir kenar 8 ise 8'in karesi bölü 4 diyebiliriz. Ya da İkiz kenar dik üçgen ya 8 ya Burası 45 45 90 üçgeni. 8 bölü kök ki 8 bölü kökkü ne yapıyor kökke eşitleri çarparsan 4 kök ki yapar Burası 4 kök ki Burası da 4 kök ki o zaman alan neye eşit olacak hocam alan 4 kökki çarpı 4 kökki bölü 2'ye eşit olacaktır 2 artı 2 bir alanı kök ile kökgin çarpımı 2 1 de bölü 2 gitti o zaman cevap ne yaptı 16'ya eşit oldu. Güzel bir soru mu? Güzel bir soru. Ama artık sen işi öğrendin mi? Öğrendin. Nasıl öğrendin? Saçma sapan yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda bu şekilde alan dağıtımı, alan dağıtım değil de böyle alanı başka bir yere taşıyorsun. Alan taşıması yapacaksın. Farkları sorulduğunda da beyaz alan hikayesini yapacaksın dostum. Bunu da sakın ama sakın unutma. Geri kalan kısma bakıyorum da şöyle. Geri kalan kısmı da isterseniz bir sonraki videoda halledelim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoya bırakıyoruz. Daire halkası. Yani dairede alanın son kısmı. Daire halka daire halkası ve bazı özel durumlar var. O özel durumları da bir sonraki videoya bırakalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.